Buyurun hocam. Evet, sayın basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. 2013 yılı Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili yaptığımız bir değerlendirme toplantısı için burada toplanmış bulunmaktayız. Hatırlarsınız yine 2013 yılının Ocak ayında da 2012 yılının değerlendirme toplantısını sizlerle birlikte yapmıştık. Bu vesileyle inşallah hep birlikte 2013'ün Ağrı'daki eğitim öğretim açısından değerlendirmesini yapacağız. Bu değerlendirmeden ilki özellikle kız çocuklarının okula kazandırılması yönünde yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmalar kapsamında 5 tane çalıştay düzenlendi. Kızların eğitimi projesi kapsamında il merkezinde okula devam etmeyen 98 kız, 20 erkek öğrenci tekrar okula kazandırıldı. 7 ilçede çeşitli nedenlerle kızlarını okula göndermeyen aileler ziyaret edilerek 710 kız çocuğu okula kazandırılmış oldu. 1103 kız, 93 erkek öğrencinin de açık öğretime kaydı yapılarak bu çocuklarımız okula kazandırılmış oldular. Yine il genelinde Alo MEP 147 iletişim hattına yapılan başvurular doğrultusunda da evler bizzat kendim ya da öğretmen arkadaşlar tarafından ziyaret edilerek 20 kız çocuğu daha okula kazandırmış. Buradan da 19 kız çocuğu da ayrıca açık öğretime kaydı sağlanarak bir şekilde yaygın eğitim kapsamı içerisine alınmış durumda. Yine okul aile birlikleri ve kantin gelir gider defterleri denetlenmiş. UNICEF kapsamında Eleşkirt'e 4, Patnos'a 2, il merkezine 1 olmak üzere toplamda 7 okulda gerekli düzenleme ve çalışmalar yapılmış. Bu kapsamda da Patnos'ta Özdemir mesela çok kalabalık olan bir köyümüz. Burada yine ana sınıfı ve anaokulu yapma çalışmaları da tamamlanmış durumda. Yine bu benim eserim projesi kapsamında biliyorsunuz burada ortaokul öğrencilerinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik bir proje yarışması. Bu proje yarışmasında 2012 yılında müracaat edenlerin sayısı 36 iken 2013'te 166 sayısına ulaştık. %450 gibi bir artışla müracaatlar yapıldı. Bunlardan bölge finallerine giden okullarımız olduğu gibi Türkiye derecesi birincisi olan projelerimiz de oldu. Bundan dolayı da hem görev yapan danışman öğretmenimizi, öğrencilerimizi ve okul müdürlüğümüzü de bu vesileyle tekrar tebrik etmiş durumdayız. Yine ayrıca TÜBİTAK'ın projeleri kapsamında da 5 tane projemiz Van 100. Yıl Üniversitesi'nde kabul edilen TÜBİTAK projelerine müracaatları sağlanmış. Bunlardan bir tanesi de bir ödül almış ve ilimize geri dönmüşlerdir. Buradan da yine başarı sağlayan Ağrı Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencilerini de tebrik ediyorum. Yine SODES projesi kapsamında 6 tane projeye müracaat edilmiş. Bunlardan 4 tanesi kabul edilmiş durumda. Önceki yıldan devam eden okul öncesinin güçlendirilmesi projesi kapsamında kabul edilen SODES projemiz de tamamlanmış. Hemen hemen bütün ihtiyaçlarımız bu anlamda da karşılanmış bulunmakta. Yine de okul öncesine verdiğimiz önemden dolayı bize müracaat edilmiş ve ek bir proje yapılarak bunu Valiliğe ve Kalkınma Bakanlığı'na SODES birimine sunulmuş olup dün aldığımız haberde o ek projenin de kabul edildiği 90 bin liralık bir ek yatırım yine okul öncesinin güçlendirilmesi için harcanacağını burada belirtmek isterim. Yine özellikle 100. yıl mahallesinde geçen yıl 2013 yılı içerisinde anne eğitim merkezi açmış bulunmaktayız. Bu anne eğitim merkezinin kurulmasında düşünülen bu sene biz bunu 3'e yükseltmeyi düşünüyoruz. Yine aynı şekilde Kuvayi Milliye, yine Fatih Mahallesi'ndeki bir okulumuzda da anne eğitim merkezimizi inşallah 2014 yılı içerisinde açacağız. Bu proje kapsamında okuma yazma bilmeyen annelerimizin yanında özellikle okul öncesi çağında olan çocuklarımız için de hemen anne eğitim merkezinin aynı binası içerisinde okul öncesi çocuklarına yönelik de bir sınıf açılmış bulunuyor. Yine bu projede biz hem emniyetle hem sağlık il müdürlüğüyle hem de müftülükle, Ağrı müftülüğüyle ortaklaşa bir çalışma yapıyoruz.
yine buraya gelen, anne eğitim merkezine gelen annelerimize yönelik de bunların özellikle kadın doğum doktorları irtibata geçerek kontrolleri, muayeneleri ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Müftülük de haftada bir olmak üzere özellikle de cuma günleri gelip buradaki vaizelerle birlikte hem sohbetler ediyorlar hem de Kur'an öğretimi konusunda da karşılıklı işbirliği yapılmaktadır. Yine 2013'ün sonunda toplu SMS sistemine geçtik. Bu toplu SMS ile birlikte artık bütün öğretmenlerimize, bütün yöneticilerimize rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yine aynı şekilde 130'a yakın okul müdür ve müdür yardımcısına yönelik de Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönelik bir memnuniyet anketi düzenledik. Bu anket sonucunu da öncelikle kendi müdür yardımcım ve şube müdürlerimle, sonra okul müdürleriyle ve sonra yine kendi Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan şef arkadaşları da bu anket sonuçlarını değerlendirdik. Amacımız daha iyiye, daha güzele, daha mükemmele nasıl ulaşabiliriz? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Yine 2013 yılında temel eğitimde 194 derslik, 200 öğrencilik pansiyon planlanmış, 40 derslik bitirilerek eğitim öğretimi açılmıştır. 154 derslik ve 200 öğrencilik pansiyonun da inşaatı devam etmekte olup 2014 yılında da bunlar bitirilecektir. Ayrıca 2012'den devam eden 238 derslik ve 8 daireli lojmandan 162 derslik ve 8 daireli lojman bitirilerek hizmete açılmış. 76 dersin inşaatı devam etmektedir. Toplamda temel eğitimde 202 derslik ve 8 daireli lojman bitirilmiş. 230 derslik ve 200 öğrencilik pansiyon inşaatı da devam etmektedir. Bu okulların toplam proje maliyetleri de 64.646.589 lira olup bu projeler içinde şu ana kadar 37.509.000 lira harcanmıştır. Yine 2013'ün son ayında da bakanlığımız bununla ilgili toplam 33.624.417 lira da ek ödenek göndererek 2014 yılında da daha fazla okul yapma imkanını bizlere tanımıştır. Buradan bir konuyu da belirtmek istiyorum. Geçen gün bir gazetenizde ve internet sayfasında okulu olmayan mahalle şeklinde bir haber çıkmıştı. Ona da bir açıklama getirmiş olalım. Herhalde Ömer Bey'den değil mi? Orayla ilgili biz her türlü hazırlığımızı yaptık. İhalemiz bitti. İhaleyi alan kişi bellidir. Havaların müsait olmasıyla birlikte ki biliyorsunuz burada 15 Nisan iklim şartları için ve inşaat için uygun olan zaman inşallah havaların iyi olmasıyla birlikte orada 8 derslikli okulumuzun inşaatına başlamış olacağız. Gerçekten oradaki çocuklarımız büyük bir sıkıntı çekiyorlardı. Bu sıkıntıyı da inşallah 2014 yılı içerisinde eğitim öğretimi açarak da ortadan kaldırmış olacağız. Yine orta öğretimde önceki yıllardan devam eden 144 derslik, 800 öğrencilik pansiyon, 5 adet spor salonu, 1 adet konferans salonundan 80 derslik, 500 öğrencilik pansiyon ve 4 adet spor salonu bitirildi. 64 derslik bir spor salonu ve bir konferans salonu inşaatta devam etmektedir. 2013 yılında 192 derslik, 900 öğrencilik pansiyon, 2 adet spor salonu ve 2 adet atölye planlanmış. Bunların inşaatları ve ihale süreçleri de devam etmektedir. Orta öğretim yatırımlarının toplam proje maliyetleri 124 milyon 148 bin 314 liradır. Ve 2013 yılı sonu itibariyle de bunun büyük bir kısmı da harcama yapılmış. 2014'e sarkan işlerimizde bulunmaktadır. Yine bunu büyük bir gururla da söylemek istiyorum. Emeği geçen öncelikle mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. 4+4+4 olarak bilinen, kamuoyunda bilinen 12 yıllık zorunlu eğitimden dolayı biz Ağrı merkez ve ilçelerimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise olarak bütün planlamalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bu anlamda okullarımız ilkokul, ortaokul olarak tamamen ayrışmış durumda, bölünmüş durumda. Bunların birkaç tane istisnası var. İşte İsmet Ömeroğlu İlköğretim Okulu gibi. Orada başka alternatifimiz olmadığı için
mevcut haliyle devam edilmiş. Ancak inşallah ikinci dönemle birlikte yine 100. yıl mahallesinde yaptığımız 24 derslikli bir ortaokul ve 12 derslikli bir ilkokulla İsmet Ömeroğlu'nda bu problemini ortadan kaldırmış olacağız. Yine Murat Nehri'nin Hamur'a doğru kısmında hiç lisemiz yokken Ağrı'da şu anda İmam Hatip Lisesi tamamlanmış, teslim alınmış durumda. Yine aynı şekilde orada bir Anadolu Lisesi'nin inşaatta devam etmektedir. Dolayısıyla Murat Nehri'nin diğer kısmındaki hiç yokken şu anda iki tane de lisemiz inşallah 2014 yılı itibariyle tamamlanmış ve eğitim öğretime açılmış olacak. Yine ilkokul, ortaokul hizmet binalarının temizliği yapılması ve sağlıklı ortamda da çocuklarımızın eğitim görmesi anlamında 128 okulumuza 14 kalem temizlik malzemesi dağıtımı yapıldı. 7 ilçeye de yıl içerisinde 240 bin liralık ödenek gönderilmiş ve merkezdeki 135 okulumuza 13 kalem temizlik malzemesi verilmesiyle ilgili ihale işlemleri yapılmış ve inşallah Ocak ayı içerisinde de okullarımıza bu temizlik malzemeleri teslim edilecek. Yine 2013 yılı yatırım programı kapsamında merkez ve 7 ilçedeki 26 okul ve 330 derslik yine 4+4+4 kapsamında ilk ortaokul ayrılmış 34 okul için donatım malzemesi planlaması yapılmış ve bunlarda bölünmesi yapılan ilkokul ve ortaokullarda donatım malzemelerinin de buraya teslimleri şu anda gerçekleştirilmiş bulunmakta. Yine 2013-2014 eğitim öğretim yılında merkez ve 7 ilçede 1.695.730 adet ders kitabı, orta öğretimde de 376.509 adet ders kitabı, toplamda 2.072.239 ders kitabı biliyorsunuz ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıtılıyor ve ilimizde de bu dağıtımı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Taşımalı ilköğretimde merkez ve 7 ilçede 46 taşıma merkezinden 754 servisle 10.589 öğrenci taşınıyor. Yine özel eğitim kapsamında olan öğrencilerimize de ücretsiz taşıma kapsamını aldık. Yine şu anda 14 tane öğrencimize de evde eğitim verilmekte. Yine bunu 2013 yılı içerisinde de ilk defa Ağrı'da ilk olarak bir özel eğitim ve uygulama okulu da açılmış bulunmakta. Öğrencileriyle birlikte inşallah ikinci dönemle birlikte bu çocuklarımız da burada eğitim öğretime başlamış olacaklar. Bunu da büyük bir memnuniyetle dile getirmek istiyorum. Evet, genel olarak söyleyeceğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Sizlerin de soruları varsa onları da alalım, cevaplandırmaya çalışalım. Evet. Efendim şu an Kürtkıran, yeni mahalle olmuş Kürtkıran, kırsal kesimde gelen köylü vatandaşlarımızın ve çocuklarının karşıdan Murat'ta buz üzerine geçerek karşı okula geliyor. Ama onların dün biraz da yaşayarak gördüm, yürüyerek geliyor ama havaları hepimiz biliyoruz. -35 derecede bu çocuk bir daha evine dönüyor, yemek yiyor ve ikili sistem dediğimiz şekilde tekrar görüyor. Kendileriyle yaptığımız röportajda burada bir araç dediklerdi. Yani evde alıp o okula bırakıp o soğukta tabii malumatınız burada iş kısıtlı. Babaları iş bulma imkanı yok. Bu çocuğun bu eziyetle eğitim görmesi biraz çevrede yankı uyandırıyor. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Peki, teşekkür ederim. Onunla ilgili çalışmamız var. En temel çalışmamızı az önce söyledim. Oraya inşallah havaların iyi olmasıyla birlikte okula başlayacağız. Diğer husus orada iki ayrı problem var aslında. Bir tanesi bu çocukların gidip tekrar geri dönmeleri, öğlenleyin yemek yiyip tekrar gitmeleri gerçekten zor. Bunların yemekleriyle ilgili şimdi o çocuklar iki okula gidiyorlar. Bir tanesi aşağı Kürtkıran İlkokulu'na, bir diğer çocuklarımız da Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'na gidiyorlar. Yani